Azerbaycan'da faaliyetine başlayan Çağüretim Şirketi, ona bağlı Azerbaycan Türk Özel Liseleri, Aras Hazırlık Kursları üniversitelere ve Kafkas Üniversitemiz olarak muasır Azerbaycan ve Çağüretim, her gün inkişaf eden Azerbaycan ve bu inkişaf paralelinde de şirketimizin tahsil sahasındaki yani inkişafı sürekli devam ettirmesi, muhtelif defalarda prezidentimizle olan görüşte giden faaliyetlerden razılığını bildirmesi, Azerbaycan için mühim işler görürsüz, ben bunu hemşire alkışlayırım demesi, faaliyetlerinizi daha da genişlendirin ifadeleri ve bize olan güven ve itimat ve biz de şuarımızda itimada sadakatla 20 il ve bu sahada işte geleceğimiz olan gençlerimizin, şakirtlerimizin, üniversite tahsil alan talebelerimizin dünyada giden proseslerle yakından tanış olmaları ve Azerbaycan'a muasır ders avadanlıklarının 20 yıl öncesindeki o günkü geçerli muasır avadanlıklar neyse o gün onların getirildiği gibi bu ardıcıl vaziyette hemşe bu takip edilmekte ve bunlar Azerbaycan'a getirilip burada bunlar bizim şakirtlerimizin, talebelerimizin istifadesine sunulmakta. Demek olar ki bugün hani bunun paralelinde sevindirici olan bir hususu da ben burada kaydetmek isterim. O da şudur ki bundan 20 yıl öncesinde tahsil sahasında mekteplerimizde, üniversitemizde, kurslarımızda işleyen müellimlerimizin 85 faizi o gün bizim Türkiye'den getirdiğimiz müellim arkadaşlarımızdı. Fakat bu 20 yıl erzinde yetişen öğretmenler artık bu mektepleri kurtarmış, Kafkas Üniversitesi'ni kurtarmış, Azerbaycan'ın muhtelif üniversitelerini kurtarmış. Artık bu mekteplere müellim olarak işlemeye başladılar. Demek olar ki 83 faiz müellimlerimiz artık Azerbaycan'da yetişmiş olan müellim kadrolarımız. Üniversitemizde 87 faiz artık üniversite hocalarımız bizim doktoralarını Türkiye'den, Azerbaycan'dan, Rusya'dan, Almanya'dan, İngiltere'den, Amerika'dan almış olan ve muhtelif bazı ülkelerin üniversitelerinden doktoralıklarını tamamlamış olan 87 faiz kadrolar artık bunlar bizim Azerbaycanlı kadrolarımız oldu. Aras kurslarımızda 97-98 faiz artık müellim kolektivimiz bunlar bizim Azerbaycanlı müellimlerimiz oldu. Niçin bu binalar var? Niçin o üniversiteler var? Elbette bunların yapılmasının esas sebebi savatlı insanlar yetişsin ve respublikamızın inkişafında bunlar ciddi hizmet görsünler diye bunlar var. Bu nedir? Neyi sağlayacak şimdi? Siz yakinen de göreceksiniz. 40-45 dakikalık ders saati içerisinde siz öncesinde yazdığınız tahtada tebeşirle, yazı kalemiyle yazdığınız dersi bu hızla bir problemi önceden bir defa soruyu çözebiliyorsanız riyaziyatta bu haliyle 4 defa artıklamasına 3 defa çözebilirsiniz. Where is the laptop? The laptop is on the shelf too. Thank you. Okay. Who else? Good. Yes. Now students, now we are going to listen and repeat. Thank you. Sit down, please. Okay, well done. Now students, we are going to sing a song. Okay. In, on, under. Are you ready? Yes. Where is the fish? The fish is in the dish. Where are you? Bu il ağıllı yazı tahtalarına başladık uşaqlarla. Həqiqətən də çox maraqlıdır.
Biz evveler normal yazı tahtalarından istifadə edirdik, ama bu tahtalardan istifadə edildikten sonra elektronik tahtalardan istifadə edildiğinde görürük ki, dərslər daha maraqlı keçir. İndi çekti, gördüğünüz gibi burada uşaqlarına mahnı oxuyabilirik, ondan sonra yazı tahtasının üstünde eğlenceli oyunlar oynayabilirik. Məncə bu elektronik tahtalar uşaqların dərsi olan həvəsini daha da artırır. Yani uşaqlar fikirlərini dərsi yaxşı cəlb eləyə bilirlər, qulaq asırlar dərslərə. Müəllimlərin də işi də çox asanlaşır. Məsələn, biz dərs deyəndə əvvəllər yazı tahtasında yazı yazanda çox vaxtımız gedirdi. Amma indi məsələn mən evdə dərslərimi rahat hazırlayıram. Burada rahat uşaqlara dərsimi verə bilirəm. Akıllı tahta bizim oxumamızı daha həvəsləndirir. Belə yazmaq bizim üçün daha asan da olur. Daha maraqlı keçir dərslər və uşaqlar daha maraqlı öyrənir.